objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Hem sonuç hem yeni hafta videolarımız, bu hafta aynı gün çekiyoruz. Aynen. Sonucu konuştuk, şimdi sıra yeni hafta videomuzda. Birbirinden zorlu maçlar oynanacak Beyaz Grup'ta çarşamba günü, ama bu maçların değerlendirmesine geçmeden önce sözü sana bırakacağım. Aynen. Değinmek istediğim bir konu var. Hı-hı. Ardından maçlara da giriş yapacağız. Tabii. Buyur. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca abone olduktan sonra da yan tarafta yer alan zilden de bildirimleri açabilirsiniz. Aynen. Videomuzdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim, 24 saatte sadece 3 tane bildirim geliyor. O yüzden bazı haftalarda videolarımızı bir gün geç atabiliyoruz. Bunun da bilgisini verelim. İkinci konuda sponsorumuz Vidisport'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz projeye ilgili bilgi vereceğim. Kulüpler şu anda hani gelir anlamında çok sıkıntı yaşıyorlar Metehan, biliyorsun. Maalesef. O yüzden Vidisport'la beraber bu projede öncülük ediyoruz. Kulüpler hiçbir şekilde yatırım maliyeti yapmadan bu projeyi elde edebiliyorlar. Özellikle bir taraftar video kartı olduğu için taraftarlar kendilerine özel bir video kartı oluşturmuş oluyor. Bu video kartında resim, isim yüklüyor ve futbolcuların zaten o video kartında işte resimleri geçiyor, maçtan görüntüler geçiyor, işte aynen, başkanların mesajları geçiyor. Çok özel, güzel çalışmalar var. O yüzden taraftarlar bunu satın aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika içerisinde mail adresine geliyor. Geliyor. Ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar, bir güzel. Facebook olsun, Twitter, Instagram, WhatsApp. Her şeyden, yani her sosyal medya hesabından paylaşabiliyor. Şu anda TFF 1. Lig'de, yeni adıyla Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor Kulübü ile bu sözleşmeyi imzaladık. Onlar kabul ettiler. Çalışmalar başladı. Yaklaşık bir 10 gün içerisinde satışa zaten geçecek. Kulüplerden biz geri dönüş bekliyoruz. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan bize geri dönüş yapabilirsiniz. Aynen, kesinlikle. Hemen ben eksik listesi cebimdeydi. Onu unutmuştum. Programda çıkarayım. Böyle bazen yayında böyle şeyler olabiliyor. Yani izleyicilerim kusura bakmasınlar. Şapkadan tavşan çıkarabiliyor. Yok, ben liste çıkardım. Şapkadan tavşan çıkarmak benim haddime değil. O sihirbazların işi. Maçlara başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Tamamdır. Biz de bir futbolun sihirbazı olarak başlayalım. Estağfurullah. Yani şimdi tabii ki de. İnegölspor bay geçiyor, onu evet, söyleyelim. Bay geçiyor bu hafta. İnegölspor'un bu hafta maçı yok. Çok kritik bir maçla hemen başlayacağız. Playoff'u yakından ilgilendiriyor. Aynen öyle. Son 4 maçını kazanan Ahmet Sportif kendi evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Ve ligin en iyi ev sahibi performansına sahip takımı Ahmet Sportif. Ve pandemiden dolayı seyircisiz oynanmasından dolayı. Aynen, Ahmet deyince öyle. Aklına ne geliyor? Dolu tribünler, değil mi? Sağlam seyirci desteği. Aynen. Bu sene ondan mahrum kalmasına rağmen 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyet. Bir Erzincan 10 kişi kaldığı maç. Bir de Manisa'ya. Aynen, son dakika Mehmet Yılmaz'ın müthiş vuruşuyla. Aynen öyle. Şimdi Ahmet çok formda. Özellikle Sinan Akaydın gerçekten maşallah var. Müthiş bir form yakaladı. Diğer tarafta Sarıyer ise ligin ilk yarısındaki havasından çok uzakta. Tamam, son maçta Sancaktepe'yi yendiler, eyvallah, ama hani Sancaktepe'nin şu an maalesef durumu, vitesi 5'e almış, böyle yokuş aşağı gider vaziyette. Valla Sancaktepe 11 kişimizi toplayalım, kafa kafa maç yapalım. Aynen, Sancaktepe maalesef o duruma geldi yani, yanlış yönetimler yüzünden. Ben bu maçta Ahmet'in kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Özellikle Cerem Talha dün klasını gösterdi Gümüşhane maçında. Cerem çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta da 11 başlarsa Halil İbrahim, Cerem ve Sinan Akaydın üçlüsü bence Sarıyer'in fişini çekerler. Bu benim kendi görüşüm. Ben bu maçta Ahmet Sportif'in kendi evinde 3 puanı uzanacağını ve ligde 5'te 5 yapacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla bu hafta Beyaz Grup'ta 2 tane maç var. Ahmet Sportif Sarıyer bu maç, bir de Ankara Demirspor Çorum maçı, felaket çok maçlar. Çok sağlam maçlar. Ahmet Sportif gerçekten Arap atı gibi gidiyor. Felaket bir şekilde ritim bulmuş durumda. Sağ kulvardan geliyorlar. Aynen öyle. Sezon başında ben bu takıma çok güvendiğimi söylemiştim. Çünkü bu takımın kadrosu kötü değil. Belli noktalara dokunuşlar lazım demiştim. O noktalara dokunuşlar evet geldi. Özellikle Cerem Talha Dinçer'in gelmesi zaten muhteşem bir transfer. Dün Gümüşhane maçında Gümüşhane savunmasını ipe dizip müthiş bir asist yapmış. Aynen. Orada Sinan'ın attığı o golü senle ben bile atabilirdik. Hani ikimize aldı bile attırabilirdi. Aynen. Muhteşem bir asist. Kesinlikle. Sinan'a kaydında 18 gol oldu. Yani felaket gidiyor.
Zaten Bandırma Spor'dan geldikten sonra biz şunu söylemiştik hani Sinan Akaydın için. Biraz şey bakıyoruz hani %50-%50 bakıyoruz evet. Ne yapacak ne yapamayacak diye. Biraz şeydik. Sürüncemedeydik. Ama Sinan Akaydın gerçekten muhteşem oynuyor. Kendisini burada buldu. Ben bir de sana şunu soracağım. Güney Gazioğlu nerede? Kadroya giriyor da hoca düşünmüyor. Yok son hafta kadroda yoktu. Ondan önceki hafta kadrodaydı. Aynen yani Güney Gazioğlu o Konyaspor'da gördüğümüz performansın %10'unu bile sergilemedi. Güray daha şans bulamaz. Bence de bulamaz. Cerem Talha dün formayı aldı. Ama Mehmet Sıddık var. Halil İbrahim var. Şu anda sen playoff'a kalacaksın. Samet de döndü. Samet sen Katanay. Sen şimdi playoff'a kalacaksın. Senin her oyuncu ihtiyacın var. Ki Güray Gazioğlu kötü bir oyuncu değil. Değil de 1922 işte. Konyaspor'daki performansının %10'unu bile burada hiç göremedik yani. Ben çok umut bekliyordum. Bu yani. Sene 7 maça çıktı zaten sadece. Aynen. 4'ü ilk 11'di. 4'ü ilk 11 çok az. Yani beklediğim performansı Güray Gazioğlu'ndan maalesef göremedi. Maalesef. Sarıyer'de Sancaktepe 3-0'ı mağlup etti. Onlar da şu anda 42 puanda. 2 puanlık fark var. Maçı kazanırsa Amespor TV 1 puan farkla geçecek. Evet. Ve rakibini kendi altına almış olacak puan farkı olarak. Doğru. 1 puan öne geçiyorlar. Ama çok zor bir maç. Ve Sarıyer'de şu anda bu tarz maçlardan hani tamam belki ben bunu söylüyorum ama galip de gelebilir. Sanki hiç galibiyet alamayacak gibi duruyor. Bir de hem oyun anlamında hem kadro anlamında. Sarıyer'in ligin ilk yarısındaki o çok iyi olan savunması şu an büyük sıkıntı yaşıyor ve Sinan'ı sence durdurabilirler mi? Bir de Cerem Talha'yı vallahi düşünüyorum tabii da. Tabii ki durdurabilirler ama şu andaki gidişat, performans bunu bize göstermiyor. Ama hep söylediğimiz bir konu var. TFF alt liglerinde her türlü sonuç çıkabilir. Tabii canım her şey olabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle. O yüzden hani zor, kritik bir maç olacak. Ben buradan hem Sarıyer'e hem de Diyarbakır'a da öncelikle selamlarımı iletiyorum. Aynen selamlarımızı yolluyorum. Takım taraftarından da çok fazla destek alıyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu maçtan ve Sportif'ten galibiyet bekliyorum. Bu ligin şu anda yani daha doğrusu ikinci liglerin en iyi iç sahası performansına sahip takımlarından birisi. Geçen sezon da böyleydi ama Sportif. Kötü yani, olduğu sezonda aynen, bile. Aynen kötü olduğu sezonlarda bile hep iç sahada iyi oynayan bir takım. Ben bu maçtan da galibiyetle ayrılarak playoff hattındaki yerini sağlamlaştıracağını düşünüyorum. Ya yani daha doğrusu hala aynı şekilde kalacağını düşünüyorum. Çünkü arkadan Kocaeli Spor geliyor. Bak şöyle bir durum var. Ahmet bu maçı kaybederse hem Sarıyer'e geçilmiş olacak. Kocaeli'de yenerse Kocaeli'ye de geçirmiş evet. olacak. Böyle bir sıkıntısı var. Aynen öyle. Ayrıca şöyle bir şey de var. Uşak'ta kazanırsa aynı puana gelecek. İki ucu keskin bıçak bir maç. Aynen. O yüzden Ahmet Sportif'in ne yapabilip bu maçtan galibiyet alması gerekiyor. Sen Ahmet mi kazanır diyorsun? Ben Ahmet Sportif'ten galibiyet ben bekliyorum. Ben de aynı görüşteyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ankara Demirspor kendi evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Hı-hı. Öncelikle kağıt üstünde çok zorlu bir maç. Vallahi onu söyleyelim. Maç. Ankara Demirspor devre arasında giden önemli oyuncuları olmasına rağmen Bülent Hoca bundan takımı hiç etkiletmedi ve son 7 maç 19 puan toplayan bir Ankara Demirspor var. Hmm. Çok formda başkent ekibi. Çorum Futbol Kulübü ise çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen ligde şu ana kadar beklediğimiz performansı sergileyemese de 2 tane ekstra galibiyet alırsa bir anda playoff için ümitlenecek gene. Hmm. Umutlanacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? İki tarafta da çok kaliteli oyuncular var. Başkent ekibinde Ayberk yok, cezalı. Çorum tam Naficcan yok. Tek aynen. Naficcan'ın sakatlığı var. Mehmet Sedef oynar orada tecrübeli sol bek. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Çorum'un en kötü yenilmeyeceğini ve galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla çok zor bir maç bu maç. Ankara Demirspor felaket gidiyor. Senin de söylemiş olduğun gibi 7 maçta 21 puan var ve bu 21 puanın 19'unu aldılar. Evet. Çarşamba günü de, Perşembe günü de Manisa deplasmanında 3 puanı kaçırdılar. Aynen. 1-0 öndeyken, rakipte 10 kişiyken son 1-1. Dakika yedikleri golle maç 1-1 bitti. Ama onlar için değerli bir puan oldu. Tabii. Şu anda 44 puanları var. Yani şu anda playoff hattında hiçbir şey belli değil. Hani bizler görüşümüzü belirtiyoruz ya, şu takım kalacak, şu takım kalamaz diye. Hani kalamayabilir. Belirtiyoruz. Ama şu anda playoff hattında olan takımları bir anda 2-3 hafta sonra, 4 hafta sonra orada göremeyebiliriz yani birçoğunu. 2 tanesini, 3 tanesini. Tabii. O yüzden ciddi bir savaş, ciddi bir şey var, rekabet var. Ben ayrıca Bülent Hoca'yı da gerçekten tebrik ediyorum. Yani bu takıma giden oyuncular olmadan önce de takıma hani gitmeden şöyle Okan Eken gitti, Süleyman Güneş gitti. Bu iki oyuncu varken de 6 tane transfer lazım diyordu. Tabii. Bu oyuncular gitti. Tabii sayı daha fazla oldu. 8'e 9'a çıktı. Ama buna rağmen Ankara Demirspor felaket bir ritim buldu ve zorlu bir grupta buldu bunu. Bak geçen sezon kırmızı grupta daha iyi bir kadroları vardı ama orada grup zayıftı. Burada grup o kat, tabii canım, 10 grup, katı daha düştü. Grup felaket bir grup. Aynen, aynen öyle. Ona rağmen çok iyi performans gösteriyorlar. Gerçekten bunu herkesin alkışlaması gerekiyor. Vallahi bu gruba 2 tane
bir senin memleketin, bir de senin hemşerin Bülent Hoca damga vuruyorlar. Senin memleketinin takım 24 Erzincan Spor ve Bülent Akan Hoca. Erzincanlı zaten. Aynen, Bülent Hoca da Erzincanlı. Valla bu gruba iki tarafta damga vuruyorlar. Kesinlikle şu ana kadar. Vuruyorlar. Sonuna kadar da tüm övgüyü hak ediyorlar. Aynen. Hep bir şekilde söyleyelim. Gerçekten. Çorum Futbol Kulübü de Ergen'e bile meşeyi mağlup etti. Beklediğimiz bir sonuçtu. Naficcan bu maçta yok. Teknik maalesef. Olacak. Aynen. Tekrardan büyük geçmiş olsun ona da. Valla ben bu karşılaşmada sana şöyle söyleyeyim. Nasıl maç olur? Yani bilmiyorum, ben maçın içinden çıkamıyorum. Çok zor bir maç. Ha, görüşüm yok mu yani diyorsun? Şöyle diyorum, ben maçta eğer erken bir gol gelirse maçın fırtına gibi kopacağını düşünüyorum. Olabilir. Golli bir maç bekliyorum ben. Kalecilere çok iş düşecek. Kalecilere çok iş düşecek, kesinlikle öyle. Ankara Demirspor'un kalecisi de son haftalarda formda. Sarıyer maçında penaltı kurtardı. Sarıyer maçında penaltıyı da kurtardı. Yani şimdi baktığın zaman da hücum anlamında özellikle Çorum Futbol Kulübü bir tık daha öne çıkıyor bence. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Katılıyorum. Şundan dolayı Ömer Bozan, Sinan, Umut Kaya'dan dolayı. Bir de aynen. Cengiz faktörü var. Mikail var. Alternatif. Kesinlikle. Eğer Ankara Demirspor'da Süleyman Güneş de şey kalsaydı Okan Eken. Tabii ki o zaman Ankara Demirspor bir tık daha önde olacaktı. Ama şimdi iki oyuncu kaybedince Çorum Futbol Kulübü çok ağır basıyor hücum hattında. Kaleci Ömercan evet iyi ama şimdi Ankara Demirspor'un savunma hattı da biraz sıkıntılı. Hani son haftalarda evet iyiler ama güçlü rakipler karşısında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Normal, doğal. Manisa maçında Manisa'nın işte erken oyuncunun atılması, işte geri düşmesi maçı aynen. biraz etkiledi ki kaçan çok net goller de vardı. Çizgiden çıkan toplar aynen. var. Ben bu karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü'nden en kötü aslında bir puan bekliyorum ama maçın içinde gelgitler içerisindeyim. Her şey olabilir. Her bu şey maç olabilir. Çok zorlu bir maç zaten. Golü bir maç bekliyorum. Çorum Futbol Kulübü'nden en kötü bir puan bekliyorum. Yani Ankara Demirspor da sanki böyle her an kırılacak gibi geliyor bana. Hani böyle şimdi seri galibiyetler aldılar ya. İşte 7 maçta 19 puan. Sanki hani ilk devrede bunu yaptı Ankara Demirspor. Üst üste puanlar kaybetti. Bir anda 8-9'a düşmüştü. Sanki yine böyle bir şey olacak gibi. Çorum eğer bu maçı kazanırsa, Fatih Özcan Başkan dedi ya geçen bize. Bizim playoff umudumuz var, iddiamız var ya diye. Zaten matematiksel olarak var. Aynen. Var ama Çorum psikolojik anlamda da playoff için gerçekten ümitlenir. Vallahi şimdi şanslı olur. Çorum Futbol Kulübü... Çünkü bu maç kritik bir eşik. Çok kritik. Çünkü bir rakip zorlu bir rakip. Aynen. Şimdi bak Çorum Futbol Kulübü zaten bu maçı %100 alması lazım. Tabii. Bundan sonra zaten çok kritik Amed'e gidecekler. 3 tane maçı var. Çok kritik 3 tane maçı var. Yani bunlar arka arkaya değil. Bundan sonra zaten maçı kolay Sancaktepe. Ardından bak Amed Sportif. Evet. Amed'den sonra 2 hafta sonra Erzincan deplasmanı. Çok sağlam maçlar. Ardından da Hekimoğlu ile burada. Ya yani burada dedim Çorum'da. Çorum'da yani, içeride yani iç sahada anlamında. Bu maçtan hepsini alması lazım. Bak bu maçta dahil, o maçlarda dahil hepsini kazanması lazım. Yani beraber de kurtarmıyor. Aynen öyle. O yüzden Çorum Futbol Kulübü'nden hani Çorum Futbol Kulübü bunu da yapabilir. Böyle bir kadrosu var, var zaten. Var zaten kesinlikle. Hani tecrübe değil. Ve kalite anlamında var. Aynen. Ama önemli olan yapması. Önemli olan işte diyoruz ya şeker var, yağ var, un var. Helvayı yapmak. Helvayı yapman lazım aynen artık. Aynen öyle. Ben bu maçta gollü bir karşılaşma bekliyorum. Çorum Futbol Kulübü'nden en kötü bir puan bekliyorum. Şöyle bir durum var. Eğer işte Çorum Futbol Kulübü öne geçerse, bu Ankara Demirspor için de geçerli, öne geçerse iki takımda da kontrataklı iyi oyuncular var. Var, evet. Onlar daha fazla etkili olabilirler. O yüzden bu maçta ilk golü bulacak takım avantaj biraz da avantaj olacak. Aynen. Kesinlikle ben de seninle aynı görüşteyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ergene Belimeş'e kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Bu hafta Amed Sportif Sarıyer ve Ankara Demir Çorum maçları varken Kocaeli'nin bence hata yapma lüksü yok. Ben Kocaeli'nin kaliteli ayaklarıyla bu maçı kazanacağını ve zaten tüm maçlar aynı saatte de hani pusu da bekleyemeyecek hani diğer ama şöyle düşünüyorum. Kocaeli bence bu maçı alacak. O maçlardan gelen sonuçları da bekler. Ona göre hani kendini bu haftanın sonunda ilk 5'e atmaya bakacaktır. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben de Kocaelispor'un kazanacağını düşünüyorum ama sence Kocaelispor böyle bize hani Amed Sportif'e mesela diyoruz ki güven sahip, vermiyor güven değil güven mi? Güven vermiyor aynen. Vermiyor haklısın. Bir de Ergen'e hani şey bir takım değil. Direnssiz Manisa maçında iyi oynamışlardı. 2-0 yenildiler ama kötü oynamadı. Vallahi ben Kocaeli'nin kaliteli kadrosuna güveniyorum bu maçta. Bakalım ne olacak. Ben de Kocaelispor'un kazanacağını düşünüyorum ama çok güvenemiyorum. Onu sana söyleyeyim. Bir de Reşit Akçay'ın artık bu takımı düzeltmesi lazım. Tabii. Yani. Ne zaman düzeltecek bu takımı? Aynen öyle. O yüzden dokunuşlarını yapması gerekiyor. Ben de Kocaeli'den galibiyet bekliyorum. Hekimoğlu Trabzon Hacettepe maçına geçelim. Hekimoğlu Bayram Hoca geldiğinden beri iç sahada rahat gol buluyor ama deplasmanlarda sıkıntılılar gol bulma anlamında. Hacettepe ise 2 haftadır kazanıyordu. Erzincan'a mağlup olarak o galibiyet serisi son buldu. Aynen. Ben bu maçta Hekimoğlu'nu çok ağır favori görüyorum. Musa Caner Aktaş yok. Sarı kart cezalısı ama bir kanatta Halil İbrahim Tuna oynar. Diğerinde de Burhan Eşer oynar.
Batuhan da bu maçta bence gol şov yapabilir. Hekimoğlu'nu net favori görüyorum. Yorumun ne olur? Valla ben de Hekimoğlu'ndan galibiyet bekliyorum. Sana bir soru soracağım. İyi de maç ekibi olabilir mi? Bir ihtimal var mı sende? 2-0'dan 3-2 mi? Olacağını zannetmiyorum. Ben de düşünmüyorum. O papaz iki kere pilav yemez. Bir kere oldu olmak. Ben de düşünmüyorum. Ben de Hekimoğlu Trabzon'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Bir de playoff hattında çok kritik maçlar var. Evet. Puan kaybı yaşamaması gerekiyor. Aynen. Bu hafta playoff oynayan takımlar içinde kağıt üstünde en rahat maç bence Hekimoğlu'nun maçı. Benim aynen, görüşüm. Ben de düşünüyorum. Hataya tahammülleri yok. Kahramanmaraş Spor Gümüşhane Spor maçına geçelim. Maraş ligin ikinci yarısına çok kötü başladı biliyorsun. Uzun zamandır kazanamıyorlar. Gümüşhane Spor'da Can Havli ile oynuyor ve hani Gümüşhane için her puan çok değerli. Ki dün Ahmet maçında çok kötü oynadılar. Hani o maçın telafisini yapmak zorundalar. Maraş da içeride hem Urfa'ya hem Hacettepe'ye yenildi. Hani Robin Hood gibi puanları dağıttılar. Sence bu maçta da bir puan dağıtırlar mı? Ya da Gümüşhane'nin hani o dünkü kötü oyunu devam edip Maraş kendi evinde kazanır mı? Nasıl bir maç bekliyorsun? Yorumun ne olur? Valla bu maçta Gümüşhane Spor açısından çok zor bir maç ve kritik bir maç. Tabii. Hani şu an Kahramanmaraş'ın bir iddiası olmadığı için hani hangi maçta nasıl motiveyle çıkacaklarını da çok tabii, bilmiyorum. Tabii ne yapacakları aslında. Belli değil. Aynen, her şey olabilir. Şu anda herkese çelme takabilir ve herkese Robin Hood gibi puan da verebilir. Aynen yenilebilirler. Urfa'ya ve Hacettepe'ye yenildiler. Aynen, birine 3-1 birine 2-1. İkisi sağda olması lazım. Evet ikisi de Maraş'taydı. Yani o yüzden Kahramanmaraş biraz sürüncemede bırakıyor bize. Dengesiz gidiyor bu anlamda. Aynen. Zor bir maç. Gümüşhane Spor Ahmet karşısında çok kötü oynadı. Hiçbir şekilde varlık gösteremediler. Direnç gösteremedi. Ve sana bir can alıcı soruyu soracağım şimdi. Noktayı söyleyeyim. Sercan Kaya yok. Sarı kart cezalısı. Aynen. Bu takım kimle üretecek? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten Gümüşhane'nin işi çok zor. Hani biz her hafta aynı şeyi söylemekten artık bıktık. Söylemeyeceğim zaten. De. Aynen. Yani Gümüşhane Spor'un durumu bu. Sıkıntılı. Kahramanmaraş karşısında galibiyetten başka bir çaresi yok yani. Tabii. Beraber kurtarmıyor Maraş'ı. Gümüşhane Spor'u. Ben bu karşılaşmada Kahramanmaraş'tan galibiyet bekliyorum. Benim düşüncem o yönde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben Maraş'a çok güvenemiyorum. Ben kendi evinde zaten, kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum da. Sercan Kaya gibi çok kaliteli bir ayak yokken Gümüşhane kimle hücum edecek? O beni düşündürüyor. Vallahi bakalım. Çünkü Maraş da güven vermiyor. Vermiyor zaten. Ben güvenerek söylemiyorum ama Maraş'ın kazanacağını düşünüyorum. Hani tabii. Nasıl Kocaeli Ergene maçında Kocaeli'ye güven vermediğini söyledim ya. Bu aynen. Karşılaşma da öyle. Zaten hani Kahramanmaraş maçı kaybetse de bir şey kaybetmeyecek. Bir de Gümüşhane'de Berkan da yok. Sağbek, tecrübeli sağbek. Aynen. Bakalım neler olacak bu maçta. Bir diğer Gümüşhane'den forma da geliyor. Onu aynen. Da haftaya sonuç programında kullanacağız. İnşallah. Bir diğer mücadeleye geçelim. Geçelim. Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Afşet Afyonspor mücadelesi. Afşet Afyon dün kendi evinde İnegöl'ü yenerek playoff için yeniden ümitlendi. Niğde ise ligin en sıkıntılı durumda olan takımlarından biri ve bu kadro kalitesiyle kurtarmaları maalesef çok zor. Ama Niğde'nin şöyle bir özelliği var. Kendi evinde Kocaeli'ye yenilmedi. Bir de zaten sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ahmet'e yenilmedi. Olacak bir maç bu maç. Her şey olabilir. Çorum'a yenilmedi. Bu 3 tane takıma çelme taktılar Niğde'de. Ben Afyon'un kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Sürprize uğrayacağına inanmıyorum. Senle ayrışıyoruz bu maçta. Ben bu maçta nedense bir sürpriz bekliyorum. Bakalım aynen. Ne olacak. Hani o Kocaeli maçı gibi. Ondan sonra bir maç daha vardı. Kocaeli, Yamede ve Çorum'a yenilmediler. 3 tane zirvedeki takıma aynen. Yenilmediler içeride. Öyle bir karşılaşma bekliyorum. Hani Niğde. Neden diyorum sana bunu? Kendi Afyon'da böyle çok favori gözüken maçlarda puan kaybetmişti. Mesela Çorum maçında ikimize güvendik. Maça 1-0 kaybettik sahada. Doğru. Hatırlıyorsun. Hani bir de Niğde'nin bir şey yapması lazım. Bir de Niğde bu maçta eğer bir galibiyet falan çıkarırsa küme düşme hattı gene felaket karışacak. Felaket öyle bir hafta, olur. Öyle aynen bir maç öyle. Daha doğrusu. Ben Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nden en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım. Neden sana içimde öyle bir his var? Hissiyattan söyledim bunu. Ayrıştığımız normalde güven vermiyor zaten Niğde Anadolu Futbol ayrıştığımız Kulübü. Ayrıştığımız tek maç oldu. Aynen. İlk maç oldu bu grupta. Ben de Niğde'nin Erhan Şentürk'le Doğan Niğde Ateş... Değil. Şey Afyon'un. Niğde diyorum. Allah söyletti herhalde. Ben de Afşet Afyon'un Doğan Ateş'le, Erhan Şentürk'le, Onur Ramazan Toprak'la zayıf rakibini mağlup edeceğini zaten düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Yok. Aynen. Ama ben de Niğde'nin en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Niğde'nin de puan kaybına zaten hiç tahmin. Bakalım neler bakalım. Olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Çok konuşulacak bir maç değil. Bence de. Sancaktepe Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü mücadelesi. Manisa Futbol Kulübü maçı kazanarak 3 puan alacak. Manisa'dan çok farklı bir galibiyet bekliyorum. Sence Kemal Rüzgar, Volkan Okumak, oyuncuların hepsi zaten ritim Kemal bulma olacak. Anlamında aynen. İyi bir maç olabilir. Bir de Manisa'da 3 eksik var. Onları sayalım. Okan Eken, Serdar Ahmet Bektaş. Kesim ve yok şöyle kart cezalarını sayıyorum. Tamam. Okan Eken, Ahmet Kesim ve Hakan Barış yok. Hakan Barış kırmızı kart cezası zaten. Yok Okan Eken kırmızı, Hakan Ahmet 4. sarı. Hakan'ın 8. Ahmet'in 4. sarısı. Okan gördü ya dün kırmızıyı Ankara Demir maçında.
Ben Manisa'dan ağır bir galibiyet bekliyorum, farklı Çok bir konuşacak bir galibiyet. şey yok zaten. Aynen öyle. Yani Sancaktepe ile ilgili. Bir de ben Serkan Hoca'nın bazı oyunculara da şans verebileceğini düşünüyorum, alternatif oyunculara. Vallahi Sancaktepe'nin durumundan dolayı. Ben şöyle söyleyeyim, Volkan Okumak ve Kemal Özgar gibi oyuncuların kesinlikle 90 dakika oynaması ritim lazım. Bulmaları 90 için. 90 dakika. Aynen. 89 bile değil. Bir de bu maçlar çarşamba günü ya, bundan sonra pazar günü maçlar olacak. Serkan Hoca biraz rotasyon yapabilir. Bazı Aynen. Sertaç gibi oyuncuları dinlendirebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Manisa'dan galibiyet bekliyoruz. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç çok kritik. Maç Şanlıurfa Spor, Uşak Spor maçı. Şanlıurfa Spor ikinci yarıya iyi başlamıştı ama üst üste Erzincan ve Hekimoğlu mağlubiyetleri takımda moralleri bozdu. Cüneyt Hoca ile yollar ayrıldı ve Gürses Kılıç geldi. Gürses Hoca geldi. Bir Bakalım. Taraftarın sana yorumu vardı Gürses Kılıç'la ilgili, ne düşünüyorsun diye. Ne düşünüyorsun? Ya valla şöyle bir sıkıntı var Gürses Hoca ile alakalı. Gittiği yerde sezonu tamamlayamıyor. Ben ondan korkuyorum. Yoksa Şanlıurfa'nın iyi bir kadrosu var devre arası takviyeleriyle ve önünde çok güzel bir 4 maç var. O 4 maçta 12 puan yapıp ligde kalabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Tabii o fikstür zaten direkt rakip. Direkt rakipleriyle Aynen. maçları var. Uşak maçından sonra 3 tane direkt rakibiyle maçı var Urfa'nın. Ben 3'ünü de kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bu maç çok kritik. Aynen. Uşak oyun olarak hiç tat vermiyor. Çok kötü. Şimdi ligin ilk yarısındaki Şanlıurfa-Uşak maçını hatırlıyorum. Urfa o haliyle bile Uşak'ı çok zorlamıştı. 2-1 bitti maç zaten. Yenilmişti 2-1. Ben Urfa'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Sen ne de söylersin. Valla çok zor bir maç. Turgut Doğan oynayacak, cezası Aynen, bitti. Aynen oynuyor. Turgut'un ben bu maçta çok fark yaratacağı düşüncesindeyim. Senin yorumun ne olur? Şimdi Şanlıurfa Spor ve Uşak Spor'un hedefleri çok farklı. Evet. Şanlıurfa Spor düşmemeye oynuyor. Ligde kalmaya. Uşak Spor da playoff hattına tekrardan girmek istiyor ve son haftalarda çok formsuz bir Uşak Spor var. Hocası da yok şu anda takım başında. Hasan Erkin Şimşir'den sonra yeni bir hocayla anlaşılmadı. Gelmedi. Aynen. Yani şimdi bu maçın iki takıma da baktığın zaman da hedef var, amaç var. O yüzden hani çok zor bir maç. Ben bu maçta Uşak Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ayrıştık. En kötü bir yenilmeyeceğini düşünüyorum ama yani Uşak Spor'un da oyunu bana hiç güven vermiyor maalesef. Şimdi Şanlıurfa Spor'da da şöyle bir durum var. Evet devre arasında iyi bir kadro kuruldu ama takımın kapasitesi de belli. Sen kapasitesi kısıtlı mı diyorsun? İyi oluyor, oyuncular geldi. Yok, iyi oyuncular geldi. Sıkıntı şu, kalede Fatih oynamalı, Hakan Cambazoğlu oynamamalı. Şöyle. Geleni içeri alıyor. Aynen. Urfa Spor iyi bir kadro kurdu da hani belli kapasiteye kadar kadro kurdu. Turgut Doğan şu an zaten bu ligin üzerinde oyuncu. Vallahi bak. Bu ayrı bir konu. Onur Kolay, Turgut Doğan, Mustafa Çakır. Çok sağlam oyuncular geldi. Can Erdem ligde kalmaya oynayan takım için evet, iyi forvet. Oyuncular geldi ama işte mesela kulübeye bakıyorsun. Yine bir oyuncudan yardım alamıyorsun. Diğer noktalara bakıyorsun. Yine hani yeterli oyuncular yok, tamam. Bu takım komple bir iyi bir takım olması için kafadan 12 tane iyi transfer ihtiyacı var. Vallahi ben şöyle düşünüyorum Urfa için. Kadrosu Gümüşhane'den de çok iyi. Hacettepe'den, Hacettepe'den de, Ergene Velimeşe'den de iyi. Niğde'den de iyi. Bence İnegöl'den de alt seviyede değil. Değil tabii ki. Urfa'nın kurtuluş reçetesi belli. 3 maçı da alacak. Bu maçtan da yani bir şeyler yapması lazım. Bu maçta en kötü 1 puan ya da 3 puan. Yani en şöyle puansız ayrılmamalı. Puan. Aynen, kesinlikle. Bir de dün Urfa için bay geçtiği hafta mükemmel geçti. Tüm rakipleri yenildi. Niğde yenildi, Gümüşhane yenildi. Hacettepe, Ergeneveli, Meşe, İnegöl. Urfa için şu 4 maçta alınacak 12 puan Urfa'yı ligde tutar. Kesinlikle net. Tutar. Dedik reçeteye veriyoruz. 4 maçta Aynen öyle. 10 puan gerekiyor. Gürses Hoca da bu takımı ligde tutarsa seneye bu takımın başında kalmayı garantiler. Aynen. Zaten Urfa seneye de iddialı bir takım kurar. Kesinlikle net. Olacak. Belli zaten bu. Ben en kötü Uşak'tan bir puan bekliyorum. Bakalım ayrıştık. Sen Urfa dedin. Ben kazanacağını zaten düşünüyorum. Zaten felaket bir maç. Bakalım çok merak ediyorum bu maçı. Aynen neler olacak. Son olarak da 24 Erzincan Spor Zonguldak Kömür Spor maçıyla programı bitireceğiz. Aynen öyle. 24 Erzincan Spor için hep şunu söylüyoruz. İçeride oynayacağı bir Çorum maçı var. O maça kadar fikstürü gerçekten çok güzel ve hata yapmaması gerekiyor. Son maçlarını kazanan ve son 4 haftada gol yemeyen bir 24 Erzincan var. Zonguldak Kömürspor'un ise durumu maalesef sıkıntılı. Kadro yetersiz kalıyor. Evet. Ben bu maçta Erzincan'ı ağır favori görüyorum. Özellikle Ethem Erboğa bu maçta 2 gol falan atarsa şaşırmam. Ethem'den gol bekliyorum net bir şekilde ve Erzincan'ı ağır favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben de Erzincan Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Zonguldak Kömürspor'da eli tutulur bir Haluk Türker'i var. Evet. Onun dışında maalesef çabalayan bir oyuncu yok. Onu da söyleyelim. Onların da artık önümüzdeki sezonun yatırımlarında, düşüncelerini Berkan yok onlarda gerekiyor. Da Berkan Akdeniz. Aynen Berkan Akdeniz cezalı, yok. Sarı cezalı. Ben Erzincan Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum ki zaten playoff yolunda bu hatayı yapmaması gerekiyor. Kesinlikle. Puan kaybı hatasını. Ben de seninle aynı görüşteyim. Tüm maçları konuştuk. Maçlar haftaya çarşamba oynanacak. Biz de zaten o gün
o günün akşamı sonuçları konuşacağız. Maçların ardından hemen sonuçları yeni hafta ile beraber konuşacağız. Çünkü aynen, pazar günü maçlar olacak. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce de eklemek istediklerim var mı? Öncelikle yeni haftada, hafta arasında oynanacak maçlarda herkese, tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza destek olmanızı da tüm takım taraftarlarından rica ediyoruz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan, başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Aynen. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan bize geri dönüş yapabilirsiniz. Ben herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan bütün takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.